Evet Necat abi günaydın. Sabah günaydın, yakaladık günaydın. Seni yine. Günaydın. Yine kitap okuyorsun her zamanki gibi. Necat abi şimdi bu Karpuz Çeşmesi, Firdevs Bey Çarşısı, Üzüm Pazarı bunlarla ilgili ciddi bilgiler var. Bunların hangileri gerçekçidir, hangileri doğrudur? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misin? Şimdi abi biz artık MP3'ten de öte geçtik. Hazır müzik dinliyoruz. Yani plak dinleyip de o şarkının lezzetini alamıyoruz. Tarih de okumadığımız için. Mesela Böcüzade Süleyman Sami'nin kitabını okursak. Evet. Bunlar hakkında bilgi %100 doğru olarak orada var. Evet. Hatta bu kitap sadeleştirilmiş. Torunu Suat, Doktor Suat Selen. Bunu 61'de bakanlık yaptı. Sağlık Bakanlığı. Hı hı. Onun günümüz Türkçesiyle Böcüzade'nin kitabı sadeleştirilmiş. Var. Bu kitaplar. Evet. Bunu okursanız orada var. Şimdi üzüm pazarının oradaki hindi pazarı kaldırılıyor, yerine karpuz pazarı kuruluyor. Yani üzüm pazarında önce hindi mi satılıyormuş? Üzüm pazarının çıkışında hindi pazarı var. Nasıl tuz pazarı var, yağ pazarı var. Evet. Belli bir bölgelerde pazarlanıyor bu. Yani bu bunun yerine karpuz satılsın burada demiş. Karpuz çeşmesinin adı oradan geliyor. Karpuz değil, karpuz. Karpuz, evet. Daha sonra esnaf yazın yiyecek bir şey yok. Karpuz alıyor, çeşmenin yalağına koyuyor, soğutuyor. Evet. Dilim şeklinde çıraklara da ikram ediyor. Çıraklar o dilimi sıra sıra veriyor. Çatal bıçak yok. Evet. Çenesinden de akıyor karpuz. Evet. Dilimi siliyor. Hamam dilimi dediğimiz olay yani. Evet. Evet. Bu. Kaymak kapı, kaymak, süt ve peynir satıldığı için kaymak kapı adını alıyor. Evet. Sadece hani dedik ki pazarlar var. Yağ pazarı, kuru pazarı. Kaymak kapıda da kaymak, süt, peynir satılıyor. Onun için adı kaymak kapı. Peki kaymak kapının 3 tane girişi olduğunu söylerler. Evet. Yani baya bir hana girer gibi. Yatsı namazından sonra kapatılıyor. Sabah namazında açılıyor kapılar. Evet. Yani bu kaymak kapının 3 tane kapısı varmış yani. Öyle. Evet. Bunu tespit edemedim ben. Yalnız bunu duydum. Çok güzel dinledim. Biri Ecerife'de, biri Kavaklı Camii'nin önünde, biri de Burcu Gazi'nin orada 3 kapısı olduğu. Evet. Çarşı gece giriş mümkün olmadığı hırsızlığı önlemek için. Anladım. Şu, Firdevs Bey 1561 yılında Mimar Sinan Camisi'ne vakfiye olarak yapılmış. Oranın geliriyle Mimar Sinan Camisi'ne bakılsın. Masraflar çıksın. Evet. Diyanetten para bu gelmiyor. Mezun. Evet. Amatörce yapıyor bu işi. Kadrolu mezun falan yok. Evet. Mesela kebapçı Hafız abi Ulu Cami'nin müezziniydi. Kadrolu evet. Değildi. Şems Hoca kadroluydu. İmam. Evet. Yani Mimar Sinan'ın özelliği bu. Bu da 1962-63'e kadar daha önce söylediğim gibi Tahsin Çakçı'nın şeker deposu olarak görev yapmış. O ödüyor parayı. Orayı kiralamış. Şey, bedesteni. Bedesteni. Evet. Sadece şeker koyuyor. Şeker mühendisliği olduğu için. Evet. O işi bırakınca çatısı ahşap hale geliyor. Bunu tamir ediliyor. Dükkan yapılıyor içine. Dükkanları kiraya veriyorlar. Fakat bu kira geliri artık camiye gitmiyor. Vakıflar genel müdürlüğü Şemsi sayısı altında olduğu için. Evet. Oradan pay gelirse gidiyor gelmesi. Yıllarca bunu İlman Şener karşıladı. Evet. Kalifer masraflarını filan terakkiden boru çektiler. Evet. Isıttılar. Şimdi doğal gaz kim öder kim yapar onu da bilmiyorum.